bu matematik, bu uzay bilimleri, hendesesi hepsi bizim ya. Biz babamız, dedemiz Endülüs medeniyeti, bizim İslam medeniyetimizin insanlığın faydasına sunmaya çalıştığı, insanlığa daha ben nasıl faydalı olurum düşüncesiyle icat ettiği şeyler bu matematik. Eğer benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı bugün bu Alman, bu Amerikan, bu Trump'un, mesela Trump'a git şuradan New York'ta oturduğun yerden, bakkaldan bir sepet, işte bir torba kahvaltılık al, gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin, benim dedem bu matematiği, bu ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olup olduğu bir halde Trump efendi git şuradan, Macron git şuradan bir kahvaltılık al, kahvaltı yapalım, sonra da bana bir hesabını çıkar deseydik, vallahi billahi şu duvar kadar tahtaya ihtiyacı olurdu ki onun hesabını çıkarsın. Çünkü o Roman rakamları var ya bildiğimiz, bir kazık, iki kazık, üç kazık, sonra V, sonra çarpı, on, efendim yanına bir kazık daha koy, bir C çiz falan filan, bunlarla uğraşırdı. Benim dedem ona dedi ki bre geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz, al şu sıfırı, çarpmayı, bölmeyi de hesap yapmasını öğren dedi. Ve dedemi de öldürdü. Bütün bu ilim, bilim, teknolojiyi dedemin kütüphanesinden çaldı. Ve bir tane orada adam bırakma cezasını, Endülüs'e, İspanya'ya gidenler bilir. Bir tane o tarihten kalma Müslüman yoktur orada. Hepsini katletmiştir. Teknolojisini almıştır. Bilmini almıştır. Çünkü o teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok. Sarhoş adam ya. Yani. Sarhoş ve adam öldürmeye endeksi. Adam elinde su var. Bir yumruk suyu alır. Böyle uğraşmaz ben bu suyu kazanayım diye. Köken itibaren böyledir. Ha biz burada kayıplarımız var. Kaybetmişiz. Bizim ayıplarımız ayrı. Ama bunların kökeni böyledir. Ha şimdi bunu hatırlatmak için böyle çok konuşuyorum genç kardeşlerle. Sen diyorum bunlara bakarken böyle yukarıdan değil, aşağıdan yukarı bak. Yukarıdan aşağı bak. Biz büyük bir milletin çocuklarıyız. Büyük bir ecdadın, büyük bir tarihin, insan soyunun, insanlığın biz hak tarafıyız. İnsanlığın Habiloğlu tarafıyız. İnsanlığın üreten, insanlığa faydalı olan tarafız. Bu bilindiği için bu küresel hırsızlar ve zalimler tarafından bilindiği için bütün ömrümüz bunlarla, bunların husumetini yaşamakla geçmiş. Sürekli üzerimize taarruz etmişler. Niye? Çünkü adalet istiyoruz biz kardeşim. Hırsızlık istemiyoruz biz. Ve bizim olduğumuz yerde hırsızlık olmaz. Bizim olduğumuz yerde adaletsizlik olmaz. Bunu bildiği için sürekli hedefine koymuş bizi. Bizden savaşıyor. İçimize fitne ekiyor. Birimize diyor ki siz sağcı olun. Birimize diyor ki siz solcu olun. Birimiz Kürtçü olsun. Birimiz Türkçü olsun. Birimiz, bir kısmımız Alevi olsun. Bir kısmımız Sünnici olsun. Ne olursan olun bir olmayın ve birbirinizi yiyin. Ne empoze etmiş bize. Biz de zayıflamaya başladığımız, işte Osmanlı'nın o son süreçlerinden itibaren ele alırsan, zayıflamaya başladığımız süreç içerisinde kurtuluşu bu hastalıklarda bulmuşuz. Bu hastalıklara yapışmışız, parçalanmışız, perişan olmuşuz. 100 sene, 150 senedir daha bir dikiş makinesi bile yapamamışız. Şu üstümdeki ceketi, kumaşlarını birbirine dikecek bir dikiş makinamız yok. Ama solculukta bizden ileride kimse yok. Sağcılıkta bizden ileride kimse yok. Kimseye mangalda kül bırakmayız.
Birbirimizi yemeden kimse bize, ama bir tane dikiş makinemiz yok. Havu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokaklarda.